Şogun. Saniyede 24 Kare'den herkese merhabalar. Bugün sizlere bu hafta finalini yapan Shogun dizisinden ve Shogun dizisiyle ilgili düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Dizinin ilk bölümlerini izlediğimde bu yılın en çok konuşulacak dizilerinden birisi olacak demiştim Shogun için. Ancak final bittiğinde sadece en çok konuşulan dizilerden bir tanesinin olmadığını, aynı zamanda son yılların en iyi dizisi olduğunu anladım. Hazırsanız Shogun hakkında geniş bir değerlendirme yapalım. Ancak başlamadan önce kanalıma abone olursanız bu tür içerikler üretme konusunda bana destek olacağınızı ve beni motive edeceğinizi de eklemek istiyorum. Shogun hem ismi hem de ilk bölümleri itibariyle düşünüldüğünde sanki böyle epik savaş sahnelerine konu olacak bir dizi olarak gözüküyordu. Ancak dizi ilerledikçe anladık ki bu dizi merkezine savaşı, kanı ve ölüleri değil, merkezine barışı ve yaşamı koyuyor. Dizinin bence asıl başarısı da bu zaten. Biz de diziyle beraber dizi her bölümde bir dinginlik, bir ahenk yakalamıştı. Biz de seyirci olarak o dinginliğe ve o ahenge ayak uydurduk. Dizinin geneli ve dizinin finali de nihayetinde bize barışın zor olduğunu, ancak ne olursa olsun savaştan çok daha kolay olduğunu anlattı. Final bölümünde savaş meydanında kınından çıkan kılıçlar, dökülen kanlar ve savaş meydanında binlerce ölü, savaş meydanında binlerce yaralı ve epik savaş sahneleri beklerken kendini barışı adayan kahramanlar sayesinde aslında birliğin ve barışın ne kadar kuşatıcı ve ne kadar kurtarıcı olduğunu anlattı. Bu mesaj 1600'lü yılların Japonya'sında hem bugünün Japonya'sına hem de aslında bütün dünyaya çok önemli bir mesajdı aslında. Diziyi izleyip sindirdiğimde ve daha sonra dizi üzerine düşündüğümde de diziyle ilgili en çok akılda kalan, en çok aklımda kalan, en çok sevdiğim, en çok beğendiğim sahnelerin de böyle kahramanların dingin bir şekilde, ahenkli bir şekilde savaş ölüm üzerine yapmış olduğu sohbetler olduğunu hatırladım. Evet, Japonya ve Shogun deyince aklımıza kılıç, kan, savaş, kavga gelmişti ama dizinin senaristleri ve yapımcıları sayesinde barışa inananların ferasetinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Buntaro'nun dediği gibi de kahramanlık ölüler, hikayeler de çocuklar içindir. Aslında biz böyle bir finalin ipuçlarını Toranaga'dan daha önce almıştık. Savaşa ve kana susayan oğluna bakıp şöyle demişti: "Neden sadece hiç savaşmamış olanlar savaşmak için bu kadar hevesli olurlar ki?" Birazcık daha düşündüğümde girdiği bütün savaş meydanlarında büyük zaferler kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de barışa verdiği önem aklıma geldi. Savaş meydanlarının korkunçluğunu yaşamayanların savaşı birer oyun zannetmesi gerzekliği burada da karşımıza çıktı. Bu anlamda çok başarılı bir senaryonun yanına çok başarılı bir kurgunun da eklendiğini söylemem gerekiyor. Dizinin yapımcıları, senaristleri ve elbette yönetmen dizinin ana ruhuna uygun bir şekilde hikayeyi ilmek ilmek ördüler ve nihayetinde dizinin finaliyle beraber bir bütün halinde iletmek istedikleri mesajı çok doğru bir şekilde bize ilettiler. Elbette bahsettiğim bu uyum ve son sadece taht kavgası için değil. Dizinin ilk bölümlerinde bahsettiğim din, ticaret, güç, para ilişkisiyle ilgili de yine bu ahengi yakaladılar. Ve dizinin finalinde de senin dinin sana, benim dinim bana bağlamını ulaştırdılar. Bu da bugünün Japonya'sı için oldukça önemli bir mesajdı. Aslında bütün dünyanın özellikle dizinin final bölümünde savaş meydanlarında binlerce ölü Japon'u beklediği bir anda yok dediler. Binlerce ölü Japon'u size sunmayacağız. Biz barışın ve Japonların birliğinin önemini hatırlatacağız dedi. Yani sizin hevesiniz için kan dökecek değiliz. Güçlü kalmanın ve gerçek anlamda kahraman olmanın başka yolları da var. Bununla beraber Japon kültürünü de çok iyi bir şekilde tanıttı bence dizi. Evet, seppuku'nun nasıl korkmuş bir gelenek olduğunu gördük, ancak şiirin, sakinliğin,
çay seremonisinin de Japon kültüründe ne kadar önemli bir yeri olduğunu anladık. Ve evet, günümüzde de Japonya'da çok etkili olan ataerkil kültürün ve kadına bakış açısının da ne kadar sakat olduğunu gösterdi. Bu anlamda da kendi tarihine ve kendi geleneklerine de objektif bir bakış açısı sundu dizi. Biraz da teknik hususlara bakmakta fayda var. Dizinin atmosferi çok başarılı. Evet, kendimizi 1600'lü yılların Japonya'sında hissediyoruz ve hiç yapay değil. Kostümler hakeza öyle. Prodüksiyon ve sanat yönetimi son derece başarılı. Müzikler çok ön plana çıkmasa da gerektiği zaman duyguyu arttırma konusunda oldukça başarılı. Ses ve ses miksajı da oldukça kaliteli. Aksiyon sahneleri çok fazla olmasa da kullanıldığında başarılı. Sadece muazzam geçen bir 9. bölümün sonunda o finaldeki aksiyon sahnesinin çok da iyi olmadığını söylemek lazım. Keşke daha iyi olsaydı. Gelelim oyunculuklara. Anjin rolünde Cosmo Jarvis son derece başarılıydı. Ancak dizi ilerledikçe Cosmo Jarvis'in oyunculuğu diğer oyunculukların yanında gölgede kaldı açıkçası. Toranaga rolüyle Hiroyuki Sanada, Mariko rolünde Anna Sawai muhteşem performans ortaya koyarken benim ilgimi en çok çeken performans ise Yabushige rolündeki Tadanobu Asano'ydu. Kendisini biraz Toshiro Mifune'ye benzettim açıkçası. Kim bu Toshiro Mifune diye soracak olursanız, dünya sinemasının en büyük yönetmenlerinden, Japon sinemasının en büyük yönetmenlerinden, İmparator lakaplı Akira Kurosawa'nın Rashomon, Yojimbo ve Seven Samurai filmlerine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu arada ufak bir tarihi bilgi ve bir düzeltme de yapmak isterim. Toranaga'nın bahsettiği o Edo kenti bugünün Tokyo kenti ve Toranaga amacına ulaştı. Edo hem o zamanın hem de bugünün Tokyo'su Japonya'nın merkezi ve başkenti oldu. Ufak düzeltme derken de şu, ben 5. bölümden sonra çekmiş olduğum programda Anjin'in barbar anlamına geldiğini söylemiştim. Ancak beni hemen düzeltti arkadaşlar. Anjin barbar anlamını taşımıyor. Anjin kılavuz anlamını taşıyor Japonya'da. Hemen bu düzeltmeyi de yapmak isterim sizlere. Anlaşılan tek sezon olarak planlanan ve duyurulan dizi duyurusuna ve planlamasına sadık kaldı ve tek sezon olarak bitti. Umarım yapımcılar yeni sezonlar ekleme gafletine düşmezler. Bu anlamda tek sezonluk bir dizi olmasına rağmen çok anlamlı bir dizi. Olması gereken gibi başlayan ve bu anlamda olması gereken gibi biten bir dizi olarak aklımıza kazınsın. Yapımcılar umarım bir hata yapmazlar. Ben dizinin birçok prestijli ödül alacağına ve dizi izleyicilerin hafızasında hep çok saygın bir yerinin olacağına inanıyorum. Shogun'la ilgili yaptığım ilk değerlendirme bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Programı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde, yeni dizilerde görüşmek üzere.